Merhaba Bilir TV izleyicileri. Ben Doktor Kudret Parpar. Sunucu anestezist olunca tabii hep cerrahi yöntemlerle devam ediyoruz. Bugün Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi'nde Profesör Doktor Fuat Demirci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler, siz hoş geldiniz. Türkiye'de çok iyi doktorlar ve çok iyi cerrahi ekipman var. Diyebiliriz ki Türkiye aslında sağlık yönünden gelişmiş ülkelerle yarışıyor. Pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi pozisyondayız, değil mi? Kesinlikle. Özellikle teknolojik gelişmeler, teknolojinin tıbbın hizmetine girmesiyle birlikte, belki globalleşmeyle de birlikte, şu an dünyada ne varsa tanı ve tedavi anlamında Türkiye'deki hekimler hizmetinde de bunlar var. Evet, Da Vinci ve robot lafı dolaşırken daha Türkiye'de siz hemen bir koşu gittiniz yurt dışında, eğitimleri aldınız ve döner dönmez de kullanmaya başladınız. Sanıyorum Türkiye'de Da Vinci'yi ilk kullanan hekimlerden biri sizsiniz ve hatta Kadıköy Şifa'da Da Vinci'yi satın alan ilk hastanelerden biri. Hala daha Türkiye'nin pek az hastanesinde var. Siz ilk olarak başladınız bu ameliyatlara. Epeyce de ilerlediniz. Epey ameliyat sayısı elde ettiniz değil mi Da Vinci ile? Şimdi şöyle, biz 2010 yılında Da Vinci ünitesini aldı hastanemiz. O zaman İstanbul'da 3. üniteydi. Hı hı. Ama şu an sanıyorum Türkiye'de 25'in üzerinde Da Vinci ünitesi var. Ve bu anlamda da Avrupa'da birçok ülkeden daha fazla Da Vinci robota sahibiz. Süper. Bir dönem şey tartışması vardı. Açık ameliyat mı, kapalı ameliyat mı? Hatta eski cerrahlar diyorlardı ki şu kadarcık yer açtık, ne gerek var canım laparoskopiye. Açık ameliyat pekala daha iyi falan deniyordu. Sonra o tartışmalar bitti. Artık herkes hemfikir ki kapalı ameliyat açık ameliyattan çok daha iyi, öyle değil mi? Şimdi şöyle, şu an dünyadaki trend tamamen laparoskopik yöntemlere, yani kapalı yöntemlere doğru gidiyor. Örneğin genel cerrahide safra kesesi ameliyatları eskiden açık yapılırdı ama şu an artık safra kesesi ameliyatları için altın standart laparoskopik cerrahi, kapalı ameliyatlar. Jinekoloji de kapalı cerrahi ameliyatlara çok uygun bir branş. Jinekolojik ameliyatların hemen tamamına yakınını laparoskopik yöntemlerle yapmak mümkün. Özellikle Da Vinci robot ünitesinin, Da Vinci robotun laparoskopiye getirdiği kolaylıklarla bugün dünyada giderek jinekolojide kapalı ameliyatların oranı artıyor. Evet, bu robotik cerrahi çok yeni bir şey olduğu için insanlar bunun farklı bir şey olduğunu zannediyorlar. Robotik cerrahi de bir tür laparoskopik ameliyat. Neden laparoskopi yerine Da Vinci ameliyatını tercih edelim? Evet, şimdi öncelikle laparoskopik ameliyatların açık ameliyatlara üstünlükleri var. Neler bunlar? Daha az kanama oluyor. Hasta sonrasında daha az ağrı hissediyor. Daha az enfeksiyon riski var ve işine daha erken dönüyor. Bunlar çok önemli avantajlar. Evet. Bunları bir de kozmetik avantajı katmak gerekiyor. Bir insizyon yerine yarım santim ya da bir santimlik deliklerle ameliyat yapılıyor. Bütün bunlar ciddi bir avantaj sağlıyor ve trend laparoskopik ameliyatlar yönünde cerrahi branşlarda. Aslında robotik ameliyatların tam adı da robot yardımlı laparoskopidir. Robotik ameliyat demek, robot yardımlı laparoskopik ameliyat ya da robot yardımlı kapalı ameliyat demek gerekiyor. Robotun laparoskopiye üstünlükleri neler? Laparoskopide bazı zorluklarımız var. Doğrudan çubuklarla operasyonu yapıyoruz ve çubukları eğmek mümkün değil. Özellikle dikiş atmayı gerektiren durumlarda laparoskopide zorlanıyoruz. Yine laparoskopik ameliyatları iki boyutlu yapıyoruz. Oysa robot bu dezavantajları ortadan kaldırıyor. Robotik cerrahide dokuyu cerrah üç boyutlu görüyor. Önemli bir avantaj. Ve robotun kollarıyla ki şu kollar, bunlara aletler takılıyor. El bileğinin yaptığı bütün hareketleri yapmak mümkün. Hatta belki daha fazlasını. Daha fazlasını yapmak mümkün. 540 derece dönebiliyor. Aslında el bileği o kadar dönmüyor. Ve dışarıda açık cerrahide yaptığımız dikiş atma, düğümleme işlemini kapalı ortamda yapabiliyoruz. Yine robotun avantajlarından biri, görüntüyü istediğiniz zaman büyütebiliyorsunuz, daha detaya girebiliyorsunuz. Robotun önemli avantajlarından... Onu burada mikroskopla yapıyorsunuz. Bu robotun
kumanda konsolü. Cerrah burada oturuyor ve şu kollarla ameliyat masasında sadece ediyor. Kollar oluyor. Aslında bu hastadan uzakta bir yerde. Hasta masada robot kollarını karından uyguluyoruz. Görüntü kulesi var. Görüntü kulesini hem asistan görüyor hem diğer ameliyat personeli görüyor. Ama cerrah ameliyatı konsolden kumanda ediyor. Yani buradan kumanda ediyoruz. Şurada mikroskopik şeyler var, yaklaşım var ve bu sistemde 3 boyutlu görmek mümkün. Son derece gelişmiş bir yazılım yani. Gelişmiş bir şey ve avantajlarından bahsediyordum. Özellikle kanser ameliyatlarında dar alana girip dar alanda çalışmak mümkün. Yani el bileğinin giremediği ya da bizim aletlerle zor girdiğimiz, zor döndüğümüz yerlerde robotun kolları uzun ve ince olduğu için ve istediğimiz manipülasyonu yapma avantajımız olduğu için özellikle dar alanlarda daha iyi çalışıyoruz. Genel anlamda avantajları bunlar. Yani laparoskopinin avantajlarına bunları eklemek gerekiyor. Tek dezavantajı var belki. Peki yani şimdi çok pahalı tabii robotik ameliyat diğer laparoskopiye göre. Yani her hastayı, her hastalığı direkt robotla mı ameliyat ediyorsunuz yoksa hani laparoskopiyle yapabilecekleriniz laparoskopiyle onunla yapamayacaklarınızı robotla mı tercih ediyorsunuz? Kesinlikle. Aslında robot her alanda kullanılabilir ama bizi kısıtlayan pahalı, biraz pahalı olması. Pahalı olması bizi sınırlıyor. Bir nedenle daha sınırlıyoruz. Özellikle robotik cerrahide bir ciddi bir deneyim gerekmiyor. Ama laparoskopik ameliyatlarda ciddi bir deneyim gerekiyor. O nedenle eğer laparoskopi uygulayan kliniklerse ki biz öyle bir kliniğiz. Çok laparoskopiyi çok yaygın kullanıyoruz. Laparoskopiyle yaptığımız ameliyatları laparoskopiyle yapıyoruz ama zorlandığımız ameliyatları robotla yapıyoruz. Bu ameliyatlar ne diye sorarsan. Evet, hangi ameliyatları robotla tercih ediyorsunuz? Bu ameliyatlar özellikle robotla kullandığımız ameliyatlar jinekolojik kanser ameliyatları, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri en fazla kullanılan alanlardan biri. Over kanserinde biraz daha sınırlı kullanım ama giderek over kanserinde de, yumurtalık kanserinde de kullanımı artıyor. Bunun dışında rahim sarkması ameliyatlarında kullanılıyor. Onda da yine dikiş atma avantajı var ve robotu çok kullanıyoruz. Tüplerin açılması ameliyatlarında, o da ince bir iştir ve mikroskopik yapılması gereken bir ameliyattır. Tüp açılma operasyonlarında kullanıyoruz ve en önemlisi de miyom ameliyatlarında kullanıyoruz. Neden? Çünkü laparoskopide yalnızca rahmin dış duvarına yakın miyomları alabiliyoruz. Çok dikiş atmayı ve hızlı dikiş atmayı gerektiren durumlarda zorlanıyoruz, açığa geçebiliyoruz laparoskopide. Oysa robot bu dezavantajları ortadan kaldırıyor. Miyom ameliyatlarında hemen açık cerrahide yapılabilen bütün ameliyatlar robotik ünitle de yapılabilir, robotik cerrahide de yapılabilir. Ve istenildiği gibi kat kat rahim dikilebiliyor. Bu da ciddi bir avantaj sağlıyor. Evet, süper. Diyorlar ki günün birinde cerrahlar evde çay içerken ameliyat yapabilecekler. Çünkü konsol ve şey ayrı ayrı. Evet yani bu olası bir şey. Özellikle ülkeler arasında filan yapılabilecek bir şey. Amerika'dan bir, şey. Ama bir cerrah burada herhalde, bir hastayı ameliyat edebilir hale evet, gelecek. Evet yani şeyle ilgili internetle iletişimle ilgili sorunlar çözüldüğünde bu olabilecek bir şey. Şimdi her şey tamam da. Robot sizin işinizi çok kolaylaştırdı da ben hastayım ve işte miyomum var. Neden robot ameliyatını tercih edeyim ki çok pahalı yani? O kadar pahalı bir yöntemle ameliyat etmeme değer mi? Aslında çok pahalı görece bir kavram. Özellikle biz hastanemizde sarf malzemelerinin farkını alıyoruz. Bu hastaneye göre değişiyor pahalı kavramı ama hani çok pahalı bir ameliyat değil. Neden robotla yapılması gerekiyor miyom ameliyatlarının? Açık cerrahideki bütün avantajlara sahibiz ameliyat yaparken. Özellikle miyom rahmin duvarında ya da rahmin iç kısmına yakınsa laparoskopiyle yapmak mümkün değil. Açık cerrahiyle yapmak gerekiyor. Bu tip durumlarda, bu tip hastalarda robotik cerrahiyle miyom ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar fazla olursa olsun ya da ne kadar içeride olursa olsun robotik cerrahiyle ameliyatı yapmak mümkün. Bu ameliyat ne avantaj sağlıyor hastaya? Bir kere kozmetik anlamda bir insizyon olmuyor, kesi olmuyor. Önemli bir avantaj.
Ya da çok çalışan birisiysen bir iki gün sonra, kaç gün sonra işe döneceğim ben? Yani o biraz kişiye bağlı ama 3-5 gün içerisinde işinize dönerim. 5 gün sonra işe dönerim. Evet, açık ameliyatta kaç gün sonra işe dönerim? Genelde 2 hafta, 2-3 hafta sonra hasta dönebiliyor. 20 gün sonra falan. Ameliyat sonrasında ağrı çok daha az oluyor, kesi az olduğu için. Kanama daha az oluyor. Hı hı. Enfeksiyon riski daha az. Bunlar avantajları. Dezavantajı yok mu? Dezavantajı var. Robotik cerrahi ameliyatlar diğer ameliyatlara göre daha uzun süren ameliyatlar. Niye? Çünkü robotun kurulması var. Hı hı. Ve yine hastanın karnını gazla dolduruyoruz. Sonra aletleri yerleştiriyoruz. Biraz daha uzun bir süre açık ameliyata göre. Bu bir dezavantaj. Bir ikinci dezavantaj da açık ameliyatlardan farklı olarak dokunma hissinin olmaması. Normalde cerrah dokuya dokunuyoruz ameliyatlarda. Hı hı. Oysa robotta bunu ancak belli bir deneyimden sonra hissedebiliyoruz. Bu da bir robotun dezavantajı. Aklıma yani şey geldi. Sizinle bir gün sohbet ederken şey demiştiniz, o yüzden sizi çok seviyorum. Neşteri alet gibi değil de elimin bir parçası gibi hissediyorum demiştiniz. Evet. Şimdi de robotun kollarını kendi kollarınız gibi hissediyorsunuz. Bu zor oluyor aslında. Deneyim kazandıkça, dokunma hissinin olmaması nedeniyle deneyim kazandıkça o his bir şekilde oluşuyor. Ben o yüzden size ameliyat olmuştum. Bir insan işini böyle aşkla yapıyorsa ondan zarar gelmez. Aslında çok pahalı bir yöntem değil. Eğer 2 hafta çalışmadığınızda çok daha fazla para kaybedeceksiniz. Aslında ucuz bir yöntem bile haline geliyor. Daha az ağrıya sebep oluyor. Dolayısıyla ameliyattan sonra kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Çocuğunuz varsa mesela, değil mi? Evet. Çocuklarla ilgilenmek için belki böyle teknolojik yöntemleri kullanmak gerekiyor. Bugün teknolojik bir şey olan Da Vinci robotuyla ameliyatı öğrendik. Da Vinci ismini kullanıyorum çünkü başka robotik teknoloji yok henüz dünya üzerinde. İşte robot demek daha doğru. Da Vinci pek bilmiyor insanlar. Robotu daha çok bilmiyor. İnsanlar robot ismini daha biliyorlar. Evet. Peki, robotik cerrahi ile ilgili gelişmeleri öğrendik. Robotik cerrahi ile ilgili yapılabilecek ameliyatları öğrendik. Neden robotik cerrahi tercih etmemiz gerektiğini öğrendik. Eğer daha az ağrı çekmek istiyorsak, eğer çok çalışan bir insansak ve iş bizim için daha önemliyse, hemen işe dönmek istiyorsak robotik cerrahi tercih edebiliriz. Fuat hocamı zaten tercih edebiliriz. İşini aşkla yapıyor. Ameliyathaneyi çok seviyor. Ben de hem bizi bilgilendirdiği için hem de benim kadın doğumcum olup bana çok iyi baktığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Belki robota şu eklenebilir. Laparoskopik yöntemler giderek dünyada artıyor ve bugün artık her hastanede bir laparoskop ünitesi var. Kadın doğumcular çok sık laparoskopiyi kullanıyorlar. Gelecekte her hastanede mutlaka bir robot olacak. Belki 20-30 yıl sonra. Hı hı. Ve biz jinekolojik ameliyatların büyük çoğunluğunu robotla yapacağız. Onu söyleyebilirim. Ben sizinle vajina estetiği ve genital sarkmalar, idrar kaçırma ameliyatlarında konuşmak istiyorum. Biliyorum ki onlar da sizin özel ilgi alanlarınız. Kadıköy Şifa Hastanesi bizi tekrar misafir ederse eğer bu konuları da uzun uzun tekrar konuşmak isteriz. Memnuniyetle yine bekleriz. Teşekkürler.